Türkçe Peri Masalları Budalalar Krallığı Evvel zaman içinde, uzaktaki krallıkların birinde çok budala bir kral ve onun kadar budala nazırları yaşıyormuş. Majesteleri, neden bir kanun çıkarmıyorsunuz? Uyuyamadığınız zamanlar krallığınızdaki herkes sizin için ninni söylesin. Çok saçma bir fikir. Herkesin sesi güzel değil biliyorsun. Ya kötü söyleyen birisi uyumamı daha da güçleştirirse? Majesteleri, insanlar yiyeceklerin çok pahalı olduğundan şikayetçi. Sadece zenginler alabiliyor. Oo, bu çok kötü. Ne öneriyorsunuz? Bana sorarsanız tüm yiyecekleri sadece bir para karşılığı satmalılar. Muhteşem bir fikir. Evet, bunu kanun yapalım ve şimdi ne dememiz gerekiyor? Kralım, sizin diğer krallardan daha muhteşem olduğunuzu söylemek istiyorum. Bana bilmediğim bir şey söyleyin. Evet, düşünüyordum da siz sıradan bir kral gibi hükmetmemelisiniz. Bu yüzden neden geceyi gündüzle ve gündüzü geceyle değiştirmiyoruz? Oo, bu fikri gerçekten çok sevdim. Kısa sürede kanunlaşmış ve herkes çok üzgünmüş. Çünkü krala itaat etmezlerse ağır şekilde cezalandırılacaklarmış. Böylece iş yerleri gece açılmış ve insanlar yeni yaşam stiline alışmışlar. Herkes, hatta hayvanlar bile gündüz uyuyorlarmış. Bir öğleden sonra bilge bir adam öğrencisiyle beraber krallığa gelmiş. Dışarıda kimseyi göremeyince çok şaşırmışlar. Bu çok tuhaf. Gündüz vakti ve sokaklarda bir tek kişi bile yok. Sence nasıl bir terslik olabilir? Bilemiyorum efendim ama şu anda güzel bir kahvaltı iyi olurdu sanki. Bir kez de yemekten başka bir şey düşün, olur mu? He? Etrafta dolaşmışlar. Nihayet hava kararmaya başlamış. Sonunda insanların evlerinden çıkmaya başladıklarını görünce çok şaşırmışlar. Bunlar bütün gün uyuyorlar mı yoksa? Ne tuhaf bir krallık bu. İnsanların normal şekilde işlerine gidişlerini izlemişler. Oh! Yiyecek tezgahları açıldı. Efendim, alabilir miyim acaba? Git, ne bekliyorsun? Bilge, krallığın yönetilme biçimiyle daha çok ilgileniyormuş. Söyler misiniz, iyi kadın? Neden bu krallık gece yönetiliyor ve gündüz uykuda geçiriyor? Ah, ne diyebilirim ki? Kralımız budalaca kanunlar çıkaran budala biri. Bilge, kadının söyledikleri üzerinde uzun uzun düşünmüş. Efendim, bakın. Bütün bu muzları, pastaları ve sandviçleri çok ucuza aldım. Buradaki her şey ne olursa olsun sadece bir paraya satılıyor. Burada kalalım mı lütfen? Budala kralın kanunlarından biri daha sanırım. Hemen gitmeliyiz. Yoksa başımıza kötü şeyler gelecek. Bilge sadece ucuz yiyecek için kalmak isteyen öğrencisini ikna etmeye çalışıyormuş. Peki öyleyse. İstiyorsan sen kal ama ben gidiyorum. Öğrenci krallıkta kalmış ve kısa sürede yaşam stillerine alışmış. Her fırsatta yemek yemiş ve kısa sürede çok şişmanlamış. Bu inanılmaz! Efendim, burası hakkında çok yanıldı. Bir gün bir hırsız evlerinden birine hırsızlık yapmaya girmiş. Ama kaçarken evin duvarı çökmüş ve hırsız ağır yaralanmış. Hırsızın kardeşi krala gitmiş. Majesteleri, adalet aramak için geldim. Duvar çöküp onu yaraladığında kardeşim işini yapıyordu. Duvar bir tüccara ait. Tüccar çağrılmış ve şaşkın bir şekilde saraya gelmiş. Bu adam duvarının kardeşini yaraladığını söylüyor. Bu doğru mu acaba? Doğru kralım. O duvar babamın zamanında yapılmış.
hırsızın üzerine çökmüş ve bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Ne olursa olsun, duvar sana ait olduğu için cezanı çekeceksin. Ne? Duvarı yapan kişinin cezalandırılması gerekmez mi? Kral bunu düşünmüş ve tüccarın haklı olduğuna karar vermiş. Sonra çok yaşlı olan duvar ustasını çağırtmış. Bu tüccarın duvarını yapan sen miydin? Eğer öyleyse masum bir adamın yaralanmasından sorumlusun. Ama o duvarı uzun yıllar önce yaptım efendim. Ne demek istiyorsun? O duvarı neden düzgün yapmadığımı hatırlıyorum. Benim yanımda bir aşağı bir yukarı gidip gelen bir dansöz vardı. Ve ayaklarındaki zillerin çınlaması dikkatimi dağıtmıştı. Nihayet suçluyu bulduk. Bana hemen o dansözü getirin. Artık yaşlı bir kadın olan zavallı dansöz, kralın huzuruna çıkarıldığında titriyormuş. Bu adam duvar yaparken zillerinle onun dikkatini dağıttığın için cezalandırılmak üzere buradasın. Duvar mı? O duvar sadece işini yapmakta olan bir adamın üzerine çöktü ve yaraladı. Kralım, galiba yanlış kişiyi çağırttınız. Orada yürüyordum çünkü mücevherlerim için yanına uğradığım kuyumcu bana sürekli mazeret yaratıyordu efendim. Of! Bu dava gittikçe karışık bir hal alıyor. O kuyumcuyu bulun ve hemen getirin. Kuyumcu kralın huzuruna çıkarılmış. Bir adamı yaralamakla suçlandığı için çok şaşkınmış. Evet. Yaptığının yanlış olduğunu düşünmüyor musun? Seni uçurumdan attırmalıyım. Durun lütfen. Açıklamama izin verin. Bu dansözün evime birçok kere gelmesini sağladığım doğru. Çünkü çok sabırsız bir tüccarın işini teslim etmem gerekiyordu. Onu erteleyemezdim, değil mi? Kral tüccarın kim olduğunu sormuş. Kuyumcu ilk tüccarı işaret etmiş. Onu yakalayın! Hayır, hayır! Duvarın yapılmasını isteyen babamdı, ben değildim. Bununla beraber kral tüccarın büyük arabaya oturmaya uygun olmayacağını düşünmüş. Bir arama yapılmasını emretmiş ve buna uygun tek kişi zavallı şişko öğrenciymiş. Onu kralın huzuruna götürmüşler. Orada durum kendisine açıklanmış. Çok korkmuş ve bilgeye seslenmeye başlamış. Efendim! Efendim! Ve o anda bilge adam aniden belirivermiş. Herkes çok şaşırmış. Burada ne gibi bir sorun var acaba? Zavallı öğrenci her şeyi açıklamış ve bilge adam ona bakmış, gülümsemiş. Kralım, öğrencimin yerini ben alabilir miyim acaba? Öğrenci efendisinin ne yapacağını hemen anlamış. Hayır majesteleri, beni atın. İlk seçim bendim. Ne? Benim isteğime nasıl karşı çıkarsın? İkisi tartışmaya başlamışlar. Kralın ağzı açık kalmış. Neden ikiniz de uçurumdan atılmayı istiyorsunuz? Kralım, siz bilmiyor musunuz? Batıdaki uçurum aslında çok çok özel bir yerdir. Oradan atılan insanlar tepelerin en güçlü perileri tarafından karşılanır. Tüm dileklerinizi gerçekleştirir ve size müthiş bir zenginlik ve güç verirler. Bu bütün dünyaya hükmetmenize yeterli olur. Ama bu kişi başka bir kutsal kişi tarafından atılmalı. Kral buna çok şaşırmış. Bu ikisinin periler tarafından ödüllendirilmesini istememiş. Bilge'den kendini ve nazırlarını uçurumdan atmasını istemiş. Bütün güzel şeyleri alıp gitmene izin verecek kadar budala mı sandın sen beni? İmkanı yok. Uçurumdan atılacak kişi benim ve en sevdiğim nazırlarımla birlikte. Peki, bana verdiğiniz emir buysa majesteleri? Kral ve nazırları uçurumun tepesine götürülmüşler.
arabanın içine sıkışmışlar. Bilge adam arabayı itmiş ve uçurumdan aşağı doğru düşmek üzereyken kral yüksek bir sesle bağırmış. Fikrimi değiştirdim. Uçurumdan aşağı düşmüşler. Ama bilge adamın önceden yerleştirdiği ağın üstüne inmişler. Ve orada denizden çıkan balıklar gibi ağa dolanmışlar. Peki periler nerede? Dilek gerçekleştiren periler yok. Böyle bir saçmalığa inandığına göre sen çok budala bir kralsın. Ve bunca zamandır krallığını da budalaca kanunlarla yönetiyorsun. Her neyse, artık gitsek iyi olacak. Hayır, durun. Büyük bir hata yaptık. Güç bendeyken verdiğim budalaca kararlar üstünde düşünmüyordum. Gerçekten çok budalaca davrandık. Lütfen kurtar bizi. Kral hatasını anlamış ve bilge adam tarafından güvenli bir yere çekilmişler. Sen çok bilgesin ve krallık yönetmeyi biliyorsun. Seni ve öğrencini krallığın yeni hükümdarları olarak görmek isterim. Öğrenci hemen kabul etmiş. Bilge adam tereddüt etmiş. Ama o da kabul etmiş. Krallık halkı yeni hükümdar haberine çok sevinmiş. Herkes çok mutluymuş. Yapacağım ilk şey o saçma kanuna son vermek. Gündüzler yine gündüz ve geceler yine gece olacak. Ve kısa sürede krallık yine eski düzgün haline dönmüş. Öğrenci bilge adamın sözlerini dinlememekle yanlış yapmış. Ama kurtarılmış ve bundan sonra daha ileri bakmayı öğrenmiş.